Turan. Boşuna kendini yorma. Polisliği bırakmayacağım. Bunu tartışmayacağız değil mi? Turan. Tamam. Artık Nehir'e ameliyata almamız lazım. Arkadaşlar. Hastamızı hemen ameliyathaneye 2'ye çekiyoruz. Bir dakika. Söyleyeceklerim bitmedi. Nehir. O zaman ben de ameliyata girmiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Çok emek verdim Turan. Mesleğimi bırakamam. Peki ya biz? Biz ne olacağız? 7 senedir evlenmeyi beklemiyor muyuz? Turan, sakin ol. Şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi en önemli şey Nehir Hanım'ın sağlığına kavuşması. Bunları sonra konuşursunuz. Tamam Ali. Hadi arkadaşlar. Şey, Elil hocam, babanız dışarıda sizi görmek istiyor. Babam mı? Gitsin. Böbrek. Bana ithalciz olduğunu duydum. Gelin Sinan Bey, gelin. Şuna bir bakın. Mermiyi görüyor musunuz? Aracın yanında durmuş. Evet. O bir tahrip edici. Ne demek o? Çok dikkatli ol demek. Bir şarapnel kadar keskindirler. Ve ufacık bir temas anında patlarlar. Askerdeyken öğrenmiştik. Şanssızmış. Çok dikkatli olun Sinan Bey. Sanırım ona dokundu. Dur. Durun. Sakın kıpırdamayın Sinan Bey. Spanç ver. Aspirasyona devam. Ne oldu? Bilmiyorum. Hastanın göğsünde bir mermi patlattın. Her tarafa yayıldı. Ne olduğunu anlamadım. Sen dedikten sonra dokunmadım. Dur dediğimde durmalıydın. Dokunmadım diyorum, anlamıyor musun? Ayrıca ben senin asistanım değilim. Benimle böyle konuşamazsın. Asistanım değilsiniz ama görünen o ki ben sizden daha çok şey biliyorum. Özellikle de bu konuda. Öyle mi? Öyle. Mesela mermilerin içinde kimyasallar olduğunu biliyorum. Sizin de bilmeniz lazımdı. Beyler tamam, spanç verin. Bazen patlamayacağını, bazen de düşük bir sıcaklığın bile onu patlatabileceğini biliyorum mesela. Sinan Bey kanamayı durdurmaya çalışıyordu. Kim olsa aynı şeyi yapar. Hasbel etmeye devam et. Spanç ver. Kanamayı durduramıyorum. O kadar çok fazla kan var ki. Öyle olmayacak. Aspirasyon yetmiyor. Elle kanı boşaltmamız lazım. Böbrek kaplar. Bu hastayı kurtarmamız lazım. Söz verdim. Kurtaracağız. Hemşire hanım. Buyurun. Ne oldu? Niye çıkmadılar hala? Endişe etmeyin. Bittiğinde zaten size haber verecek doktorlar. Peki. Ali Asaf. Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok zorlu bir ameliyattı. Akciğerinde ve karaciğerinde oluşan hasarı giderdik. İçeride bir mermi vardı ve kalbin yakında şarapnel parçaları vardı. Hepsini hallettik. Dedikleri kadar var mısın doktor?
sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir gün oğlum olursa adını Ali Asaf koyacağım. Bunu hak ettin. Ama... Ama? Bazı komplikasyonlar oluştu. Ne gibi? Bak Turan.